Evet kıymetli arkadaşlar, ödevlerimizi yaptık mı? Yaptık. Vermiş olduğum etkinlik kitabımızda ki ödevlerimizi herkes yaptı değil mi? Evet. Peki arkadaşlar, oradaki vermiş olduğumuz ödevimizde neyi tanımamızı istiyor bizden? Rabbimizi tanımamızı istiyor. Evet, arkadaşlar Rabbimizi yeterince tanıyor muyuz? Allah birdir, tektir, ondan başka ilah yoktur, onun eşi ve benzeri yoktur. Mesela bir insanın benzeri vardır, işte şu diyebilirsin ama Allah-u Teala'nın asla eşi ve benzeri yoktur arkadaşlar. O yoktan var edendir, varlığından haberdar edendir. Gönlümüze aşkını verdiği zaman aşkınla bizi yakandır, sevgisini, muhabbetini gönlümüze nakşedendir. Yani Allah bizi yaratandır, yaşatandır, rızık verendir. Bakın el, kol, ayak, bütün vücudumuzu bize sayısız, sonsuzca verendir. Bütün insanlara verendir, sadece bize değil arkadaşlar. Peki arkadaşlar, konularımızın içerisinde bir tanesi de nedir? Besmele değil mi? Besmele çok önemlidir. Yürürken, otururken, kalkarken, elbise giyerken, ondan sonra yatağımıza girmeden önce, yataktan kalktıktan sonra, ayakkabımızı giyerken, elbisemizi giyerken, gömleğimizi iliklerken ne yapacağız arkadaşlar? Besmele. Besmele çekeceğiz değil mi? Evet. Nereye gidiyoruz yani? Uzak duruyoruz. Evet. Evet, besmele çekeceğiz. Yine besmele. Efendimiz buyuruyor ki arkadaşlar, besmelesiz yapılan her iş kısırdır, yani eksiktir. Ve diğer bir şeyde de besmele her hayrın başıdır. Yani besmele her hayrın başıdır. Besmelesiz yapılan her şey eksiktir buyuruyor Efendimiz. O halde bizler de ne yapacağız? Her şeyde bir şeye başlamadan önce Bismillahirrahmanirrahim. Ne demek besmele? Evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek değil mi arkadaşlar? Tamam. Evet arkadaşlar, dün anlatmıştık. Kelime-i Tevhid'i kim söyledi bize? Kelime-i Tevhid tamamı. Evet. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Anlamı nedir Fatih? Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun elçisidir. Bir de kelime-i işareti söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la Muhammedun Resulullah. Ben şehadet ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Evet. Yine arkadaşlar konumuz içerisinde, ödevimiz içerisinde bir ayet vardır. Eğer iman edip salih amel işlerseniz Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar buyuruyor değil mi Yüce Rabbimiz? Peki arkadaşlar, salih amel nedir? Salih amel nedir? Güzel davranmış. Başka fikri olan var mı? Salih amel. Evet. Karşılığını beklemeden yapılan iyiliktir diyor. Evet. Sadaka vermek güzel. Saygılı olmak. Evet. Arkadaşlar, salih amel Allah-u Teala'nın en sevdiği ameldir. Mesela bir iş yaptığınız zaman sırf Allah rızası için yapacaksınız. Yani falan bana iyi desin, filan bana iyi desin değil. Yalnızca Allah rızası için yapılan amele ne diyoruz arkadaşlar? Salih amel. Yani gösterişsiz yapılan amel demek.
riyasız yapılan ameldir. Evet arkadaşlar, mesela yolda gidiyorsunuz, bir taş gördünüz değil mi? Siz gördünüz, takılmadınız ama başka bir arkadaşınız veyahut da insanlar ona takılmasın diyerek onu yerden alıp kenara koymak da nedir? Bir salih ameldir, sadakadır aynı zamanda. Mesela bir kuş gördünüz, yerde yatıyor, kanadı kırılmış, kanıyor. Hemen onu alıp da tedavi etmek, ettirmek de bir salih amel, güzel davranış demektir değil mi arkadaşlar? Mesela bir tane yaşlı insan var, annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz, elinde poşeti var değil mi? Hemen koşup ondaki poşeti alıp onu karşıya getirmek, evine kadar uğurlayıp götürmek, yardım etmek de nedir? Sadakadır, salih ameldir. Evet. Yani 3 hafta önce bir arkadaşımla bir teyze yardım etmiştim. Evet, çok güzel, çok güzel. Çünkü arkadaşlar bugün genç olabiliriz, sağlıklı olabiliriz ama yarın biz de ihtiyarlayabiliriz. Sağlıksız duruma düşebiliriz değil mi? Sen bir başkasına yardım edersen Allah da sana bir başkasına yardım eder arkadaşlar. Evet. Birisinde de ben dedemle çarşıya gitmiştim. Orada dolaşıyordum. Allah rızası için oradaki gördüğüm her fakire para vermiş. Oo, çok güzel. Evet. Başka arkadaşlar hiç böyle yardım ettik mi? Evet hocam. Hiç hatırlayanınız var mı? Mesela evet. Hocam bir tane dedi. Ne çeker? Gel peçeteyi verdim arkamdan. He, tamam. Başka? Tramvayda yaşlılara. Evet, bu da çok önemli arkadaşlar. Mesela bir tramvaya bindiniz, bir otobüse bindiniz. Siz gençsiniz, ayakta dursanız bir sıkıntı olmaz. Yaşlı amcalara, ondan sonra annelerimize, ablalarımıza, bizden büyük olanlara ne yapacağız? Yer vereceğiz arkadaşlar. Evet, aynen.